Kur'an'ı iyi anladığımız takdirde, ki doktor bey de söylüyor, bu virüsü de Yüce Rabbimiz yarattı. Evet. Yani yarasadan türedi diyoruz. Yarasayı da yaratan, dolayısıyla bu hücreyi de yaratan, bu virüsü de yaratan Yüce Rabbimiz, biz de yaratan Yüce Rabbimiz. Bu noktada bunu anladığımız zaman mı işte doğru dersi çıkardık ve doğru bir yöne bakıyoruz demektir? Tabii ki yani her şeyi yaratan Allah, dediğin gibi bir imtihan dünyasındayız ama sonuçta bizim bu virüse karşı tavrımız olmalı. Bu virüs ne yapıyor? Bu virüs insanları öldürüyor. Bu bir daha evvelden bilinmesine rağmen sorumsuz bir davranış sonucu dünyaya yayılmış bir virüs. Yani Çin merkezli öyle gözüküyor. Fakat olay bitmiş yani, ah vah olmasaydı, o Çinliyi yakalasaydım falan yani dememiz artık boş konuşmalar olur. Bundan sonra yapılması gereken belli. Sonuçta Kur'an'da insan canını kurtarmak, insanlara iyilik etmek bir değer. Sonuçta bu hastalığın hem yayılmasını önlemede, hem ilacını veyahut da aşısını bulmada, hem şu anda hastalananlara işte destek vermede. Yani çalışmak, bizim yapabileceğimiz şeyler, bunların hepsi insanlığın iyiliği için yapılan eylemler olduğu için, bunlar da İslami açıdan bir ibadettir, bir sevaptır. Yani İslam namazla oruçla kısıtlamıyor ibadeti. İnsanların iyiliği için bu şekilde çalışmalar da bir ibadettir. Bu dediğimin aksini söyleyenler de yok. Bazen biz televizyonda işte hocalarla farklı şeyler söyleriz. Birbirimizle tartışırız yani belli konularda. Onları yani başlıkları almak istemiyorum. Ama bu konu kimsenin farklı bir şey söylediği bir şey de yok. Yani insanla böyle iyilik yapmak, onun hayrına bir şey üretmek, bir ekonomik sıkıntı çekenin veya bir hastalığı olana yardım etmek, ki şu anda bu iki tip yardım da karşımıza çıkacak. Bunların İslami açıdan bir değer olduğu, bunu yapmanın bizatihi İslami bir eylem olduğu, bunun aksini söyleyen hiçbir mezhep, hiçbir hoca, hiçbir ilahiyatçı yok. Herkes bunu söylüyor. Yani bu konuyla ilgili inançta bir sıkıntı yok. Ama bakalım amelimiz düzgün olacak mı? Bunun aksini söyleyen hiç kimse yok. Tartışma konusu değil. Bakalım biz inancımızın gereğini yapacağız mı şimdi? Etrafımızdaki hastaları bu hastalıktan kurtarmak için gerekli çabayı göstereceğiz mi? Ekonomik sıkıntıya düşenlere yardım etmek için gerekli çabayı göstereceğiz mi? Biz ona odaklanalım. Kendi mikro dünyamızda, etrafımızda bu konuda ne kadar yardımcı olabilirsek onu yapmaya çalışalım. Bizim yapabileceğimiz bu. Peki yine dünyayı dinsizleştirme iddiası, yani sadece Kur'an-ı Kerim ve Müslümanlar açısından değerlendirmiyorum. İşte Hristiyanlar abdest almaya başladı, yani temizlenmeye başladı. Müslümanlar camiye gitmiyorlar, evlerine kapandılar. Böylesi ilginç ilginç yorumlar vesaire de var. Buna ne diyorsunuz? Yani onlara cevap verelim tabii ki. Ben yani evvela bu programları çok değerli buluyorum. Niye? Halktaki yükselen izahlara, sosyal medyada yayılan izahlara zaten engel olamıyoruz. Zaten bence özgürlük çerçevesinde birçok insanın saçma şeyi söyleme de özgürlüğü olması lazım. Söylüyorlar ama bu tip programlar, yani geniş kitlelere ulaşan böyle programlar, en azından bunun yanlış olduğunu söylememiz için bir avantaj. Yani birincisi abdest, niyetle alırsanız, namaz kılmak için aldığınız abdest abdesttir. Yani birçok kimse işte Hristiyan, koronavirüs geldi diye elini yüzünü yıkıyorsa bundan abdest almış olmaz. Yani bundan böyle bir yanlış manalar çıkarmamamız lazım. Demin dediğim gibi de inşallah bu virüs geçtiğinde Diyanet işlerinden de, ilahiyatçı hocalarımızdan da, kanaat önderlerinden de, yani etkin olan kim varsa herkesten de camilerin eskiden daha çok dolması için kampanya yapalım, başlatalım. İnşallah camilerimiz eskisi gibi, eskisinden de daha kalabalık bir şekilde doldururuz. Ben bunu yapabileceğimize inanıyorum. Yani camilere gidenlerden işte bir süre, bilmem kaç ay boyunca, bilmem ne kadar bu sürecek. Camiye gidemedim artık, bundan sonra camiye gitmeyeyim ya, evde daha rahatmışım diyecek insanlar çıkacağını zannetmiyorum. Olsa da bunlar çok düşük yüzdedir. Camiye gitme alışkanlığını kaybedecek olanlar olabilir. Belki bundan sonra hırsla daha da şevkle gidenler olabilir. Bundan sonra inşallah bir kampanyalar yapılır, edilir. Camiye gitme alışkanlıkları düşmez. Ama bu geçici bir şey. Yani camiler kapanıyor şeklindeki bir söylentiye hiç kimse inanmasın. Türkiye'de bunu, camiye gidenlerden bunu isteyen hiç kimse yok. Ne herhangi bir, mesela birçok cemaati eleştiririm ama hiçbir cemaat bunu istemez Türkiye'de. İlahiyatçı, hiçbir farklı düşünen hocamız istemez. Diyanet işleri istemez. Yani camiye gitmeyen zaten gitmiyordur yani. Ama camiye gidenlerin içinden artık bundan sonra camiye gidilmesin diye düşünen ben birine rastlamadım. Böyle bir şey yok.
O zaman kim bunları zorla yarın öbür gün bu da yani sonsuza dek sürecek değil. Bundan çok daha berbatları dünyadan geçti gitti. Onların örneklerini verdik. Bu da elbette ki gidecek. İnşallah hızlı olur. Ama ne kadar sürede olacağıyla ilgili tabii ki ben tarif veremem. Uzmanlar o konuda açıklamalar yapacak ki gördük hatta onlar da net bir tarif veremiyorlar. İnşallah o kalkınca hep beraber camileri akın edeceğiz yeniden.